mesela bu aracımızda antifriz epey bir zaman süreyle koyulmamış. İcabında 2-3 yıl antifrizsiz kalmış bu araç. Zaten üst kapancı ortası araba su eksiltmeye başladı. Araç su eksiltmesinden dolayı sahibi şikayetçiydi. Üst kapağı indirdik. Araç üst kapak çürümüş, yüzeyi yeni taşlama yapıldı. Ondan sonra üst kapak çontası değişecek. Araba normal eski performansına kavuşacak. Bu gibi sebepler zaten gördüğünüz gibi antifriz bir şey değil. Masrafı çok büyük değil ama ileriki zamanlarda antifriz koymamış araçlar işte böyle çürümeye sebebiyet oluyor. Antifrizsiz araçlar. Ya şimdi tabii ki bu sürücüler araçların sahiplerini söyleyelim. Bunlar önce tamircilerine öncelikle güvenmesi lazım. Ondan sonraki şartlar tamircinin biraz ustalığı iyi olması lazım. Bu müşterilerde kışlık bakımı, yazlık bakımının tavsiyesinde bulunulması lazım. Tabii ki müşteri tamircinin yanına geldiği zaman söylemesi lazım kışlık bakımlarına, antifrizi gerekiyor icabında. Bujileri, ateşleme sistemine, ne bileyim radyatörde herhangi bir çatlak, kırık var mı yok mu gibi sebepler, yani kışlık bakımında yapılmadıktan sonra ileriki zamanlarda büyük sebeplere neden oluyor. Öncelikle kışlık bakımı yapıldığı zaman ilk etapta arabanın hortumları, radyatörleri falan kontrol edilmesi lazım. Eğer radyatörlerinde, hortumlarında bir çürüme yoksa antifrizi koyulması lazım. Ondan sonra kışlık bakımlarında da kış lastikleri var. Tabi mevsimine göre icabında bazı yerler sıcak olur, bazı yerler buzlanma olur, bazı yerler serin kalır kışın. Mümkün mertebe kışlık lastiklerin de takılması sürücüler açısından iyidir. Tabi genel olarak bizim memlekette fazla kışlık lastiği kullanılmamaktadır ama olması daha iyi. Bu gibi sebeplerden dolayı daha büyük maddiyata, manevi olarak da can kaybına neden oluyor. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Kışlık bakımına ustanın yanına geldiği zaman usta diyecek ki usta benim arabamın yağını, antifrizini, bujilerini icap ediyorsa eski araçlarda sibop ayarı yapılması lazım. Kışlık, yazlık sibop ayarları var. Bu gibi sorunlar ileriki zamanlarda daha çok büyük sebeplere neden oluyor. Onun için müşterilere tavsiyemiz kış gelmeden bir ay öncesinden genel olarak kışlık bakımı ne gerekiyorsa hepsini ustasına söyleyip öyle ustası da ona göre hareket etmesi lazım. Antifriz öncelikle kışlık sebeplerinden, en büyük sebeplerinden biri antifriz konulmadığı zaman yazın antifrizli olması gerekiyor araçların. Adam yazın koymuyor, kışın koyuyor. Petekler falan hep çürümüş. Antifrizi doldurduğu zaman petekler patlıyor. Hadi diyelim ki antifriz var. Kış gelmiş, eski antifrizle idare edeyim diyor. Sıfır derecenin altına düştüğü zaman radyatör, blok, üst kapak, çatlama gibi riskleri var. Bunları da öncelikle tamirci ustanın araç sahiplerine, sürücülere söylemesi gerekiyor. Bu nedenler olmaması için de müşterilere tavsiyemiz kış gelmeden bir an önce bakımları yapması gerekiyor. Kış bakımı olaraktan özellikle antifriz. Antifriz çok önemli. Bu havalarda soğuk, burada iklim şartlarda sıkıntılı olduğu için biraz antifriz önemli. İkincisi lastikler. Arabanın ön lastikleri. Rota ayarıdır, ön düzenidir, sürüş mesafesidir. Bunlar çok önemli. Kışlık bakımı bir an önce yaptırması iyi olur. Havalarda bu şekilde giderken. Tabii bu herkesin canını taşıdığı için arabası. Özellikle fren mesafesi lastiklerde çok önemli. Fren mesafesi ıslak zeminde lastik bitikse direkt kazaya sebebiyettir. Bu da can tehlikesidir. Özellikle yani bu bölgede çok fazla kar yağmadığı için normal lastiklerin sıfır olsa daha iyidir. Lastiklerin yıpranma payı vardır. Yıl eskiyse kauçuk ömrü asfalta tutmaz.
tutmadığı için mesafeyi kaydırır fren mesafesine. Kar lastiği çok önermiyoruz çünkü kar yağmadığı için, ama normal lastiklerin sıfır olması iyidir. Motora antifriz katılmadığı sürece motor tabii ki suyla çalıştığı için antifriz korur. Motor donma riskinden korur. Mesela bazen biz geçen sene çok fazla karşılaştık antifrizsiz arabayı. Su donma, motorun içine donar. Donarsa bloğu patlatır, üst kapağı patlatır, raytörü patlatır, su hortumlarını patlatır. Birçok sebebi var antifrizsizin. Yani bir insan yemeğe ne kadar önemliyse motorun da antifrizi ve motor yağı çok önemlidir. Mehmet Yaşar antifriz ocağını geçsene bana. Antifriz ocağını. Çay evet. Şimdi ben arkadaşlarım, özellikle sürücü arkadaşlarım tavsiyelerimiz, malumen önümüz kış, kar, yağmur var, çamur var, don olayı var. Araçların öncelikle birinci dereceden antifrizlerin, motor antifrizlerinin kontrol edilmesi. İkinci dereceden silecek lastiklerinin, farlarının, elektrik aslamının kontrolü. Bu arada da kış lastiklerinin kullanmasını tavsiye ediyorum. Araçlarının düzenli bakım yapılması ve periyodik bakım yapılmasını tavsiye ediyorum. Araçlar yolda kalıp da rezillik çekmektense araçların düzenli şekilde bakım yapılmasını tavsiye ediyorum. Şimdi araçların normalde periyodik bakım düzenli yapılmadığı takdirde aracın motorun aşılması, aracın yolda kalması, yani diyelim ki bir periyodik bakım yaptığın zaman atıyorum şu anki 300-400 lira gideceğin yere periyodik bakımdan düzenli yapılmadığı takdirde araçların motorun kilitlenmesi, motora zarar vermesi, o da 7-8 bin lira civarında bir masraf gidiyor. Şimdi araçların normalde mevcutta eğer kışlık lastik kullanmasan o araçlara fren ve ABS devreye girmez. Girmediği takdirde kaza yapma riski yüksektir. Ama bu arada tabii ki araçların düzenli bakım yapıldığı takdirde kaza riski azalır. Özellikle kaza riskini artıracak olan arızalarımız, sileceklerimiz, farlarımız ve kışlık lastiklerimiz.